Pratik videolar serimizin bu konusu B2B konnektörlerin birbirinden nasıl ayrılacağı, nasıl söküleceği hakkında olacaktır. B2B konnektörleri sökmek için bu şekilde plastik penalardan, aparatlardan faydalandığımız gibi aynı şekilde yine servislerde görüyoruz. Bu tarz metal açıcılar ve cımbızlar kullanılmaktadır. Buyurun geçelim. Mikroskoba verdik. B2B konnektörlerde arkadaşlar sökme yapmadan önce ya da konnektörü yerine takmazdan önce birinci yapacağımız şey enerjinin kesilmesidir. Çoğu arkadaşın da bildiği gibi eğer telefona gelen ya da herhangi bir söküm takım yaptığımız anakarttaki enerjiyi kesmezsek cihazda başka problemlere sebep olabiliriz. Bizim tavsiyemiz bunun için öncelikle arkadaşlar nedir? Bu şekilde plastik pena, ben mavi, pena falan mavi neyse inşallah görünüyordur. Siyah bizi kurtardı. Bu şekildeki plastik malzemeden kullanılmasını tavsiye ederiz. Neden metal kullanılmaz onu söyleyeyim. Şu anda buranın altını görmüyoruz. Şu anda elimdeki cımbız metal. Şuraya bunu bu şekilde girdirdiğim zaman ki şu tenekelerde gene de bir kısa devre yapma ihtimalim var. O yüzden böyle yerlerde ya Plastik penaları kullanacağız şu şekilde. Yani şu şekilde bakın plastik penaları kullanacağız. Bakın gördüğünüz gibi enerjimizi ayırdık. Ve ondan sonra herhangi bir konnektörden söküm yapacağız. Şimdi böyle bir yerde bir kere cımbızı her zaman tavsiye etmiyoruz. Tabii ki cımbızın kullanıldığı yerler de olabiliyor. Örnek veriyorum şurada küçük elemanlar var. Siz metal cımbızı şu şekilde bağladığınız zaman, kaldıraç gibi şu şekilde zorladığınız zaman ne yaparsınız? Arkadaşlar, şurada gördüğünüz şu elemanlardan birini ya da birkaçını kırarak bu elemanların bağlı olduğu kata zarar verirsiniz. Mesela bu bunların bağlı olduğu kat ses olabilir, dokunmatik olabilir, ekranın kendisi olabilir, alt o bord olabilir. Artı cımbızın ucu biraz daha sivri ve hoyrat olacağı için kart üzerinde yol kopmalarına ya da şu filmin üzerinde yaralanmaları, zedelenmelere sebep olabilirsiniz. O yüzden bu tarz hatta metalleri de getireyim. Bakın metalleri her zaman tavsiye etmiyoruz. Ama komple plastik kullanın. Sadece plastik kullanın da demiyoruz. Nasıl ki yolun durumuna göre birinci vites, ikinci vites değişikliğini usta şoför zamanında yapıyorsa metal kullanmamız gereken yerde metal. Plastik kullanmamız gereken yerde plastik kullanmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar çekim için özel alet hazırlamadık, kendi e, sınıfımızda eğitim verdiğimiz yerdeki kullandığımız malzemelerle bu çekimleri yapıyoruz. Bakın metalin dediğim gibi kullanılacak yönü var, kullanılmayacak yönü var. E, ortaokulda bizim zamanımızda vektörler konusu vardı, fizikte de vektörler konusu var. Kuvveti buradan mı uygulamak daha mantıklı, yoksa şu taraftan mı uygulamak daha mantıklı diye her zaman soru soracağız. Neden derseniz ben önce bir soketi de sökeyim. Bakın çok basit hemen ufak bir kuvvetle hemen söküldü. Şimdi şurada arkadaşlar flexleri çok geriye doğru sonuçta bunun içerisinde metal bakır bir yol var. Ben bunu bu şekilde geriye doğru 2 3 kere kanırttığım zaman içeride belki 40 tane ayak tel var. Bu teli koparmış olabilirim. O yüzden gösterimi yani derdimi başka bir bord üzerinden anlatmak istiyorum sizlere. Örnek veriyorum şuradaki e, konnektörü düşünelim. Hemen netleştiriyorum. Netleştiriyorum şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, e, bu şekilde ben buradan bir kuvvet uygularsam mı daha mantıklı olur? Şuradan uyguladığım kuvvet mi daha mantıklı olur? Öncelikle bunu sormalıyız. Aynı şekilde doğru açıdan aynı vektörler konusunda hani vektörlerin kuvvet uygulaması konusunda hani hatırlayan arkadaşlar olacaktır ya da fiziği benden daha iyi olan arkadaşlar. Şimdi buradaki ayaklar bazen soğuk lehim olabilir. Ya da tam karşısı da yani film üzerindeki birazdan bu filme de geleceğiz. Ona ayrı bir video çekeceğiz çünkü. Şu film üzerindeki konnektör de aynı şekilde lehimi kötü olabilir ya da sıvı temaslı olabilir. Eğer biz doğru açıyla bu konnektörü kaldırmazsak şu konnektörü yerinden zorlamayla böyle kötü dişçinin diş çekmesi gibi zorlamayla sökmüş oluruz. Hem yol kopmasına sebep oluruz hem de buradaki konnektörün zarar görmesine sebep oluruz. O yüzden ne yapıyoruz? Doğru açıyla ve doğru kuvvetle. Ben şimdi böyle sizin hemen şunu önce bir yerine tekrar takacağım. Sesi de duyduk. Onu özellikle öbür tarafta taktım. Çünkü bunu takma ile alakalı da ayrı bir konsantre olduğumuzda ayrı bir video. Çünkü takma konusunu ayrı işlemek istiyorum. Bakın şöyle mi daha çok zahmet çeker orası? Yoksa şu açıdan çektiğim zaman mı? Kısa ve öz söylüyorum. Arkadaşlar bu açıdan yani şöyle kanırtırken de bunun size verdiği yani şunu size verdiği şuranın size verdiği kuvvete de dikkat edin. Bir anda asılırsanız ne olur? Alttaki konnektörü de kırarsınız. Sorularınız olursa arkadaşlar yorum kısmına da ekleyebilirsiniz. Ya veya web sitemize veya başka bir yerden de yorum yaparak yani sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı iletebilirsiniz. Bugünkü konumuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.